Merhaba, ben Ayşenur. Bu videoda sizinle albinizmin türleri hakkında konuşmak istiyorum. Albinizmle ilgili bilinen en yaygın bilgi, albinoların vücudu melanin pigmentini üretemez. Dolayısıyla bütün albinoların saçı, kaşı, kirpiği beyazdır. Aslında bu bilgi çok da doğru değil. Albinizmin günümüzde bilinen 21 farklı türü var. Bununla ilgili hatta hazırlanmış bir tablo var. Bu tabloda Okulokutanöz albinizm, oküler albinizm, fonda, Chediak ve Hermansky-Pudlak sendromlarını görebiliriz. Albinizmin türlerinin bu kadar farklı olmasının sebebi aslında farklı genler nedeniyle albinizmin oluşuyor olması. Yani albinizme sebep olan tek belirli bir gen yok. Farklı genler albinizme sebep olabilir. Örneğin az önce tabloda sarı renkte gördüğümüz oküler albinizmde saç, kaş, kirpik genetik hangi rengi getiriyorsa o renktedir. Yani kızıl, kahverengi ya da siyah olabilir. Ancak albinizm gözlerdedir. Yani nistakmus, görme bozuklukları ve göz titremesi yaşanır. Okulokutanöz albinizm aslında bildiğimiz en yaygın albinizm türlerinin çoğunu orada görebiliyoruz. Çünkü saç, kaş, kirpik beyazdır ve hep öyle devam edebilir. Hermansky-Pudlak'ta yani benim içinde olduğum grupta ise saç, kaş, kirpik beyaz gelir, evet, ama zamanla koyulaşır. Çünkü albinizmin diğer türlerine nazaran Hermansky-Pudlak'ta vücut melanin pigmentini üretir. Ancak protein bozukluğu olduğu için doğru yerlere adresleyemez. Dolayısıyla Hermansky-Pudlak'lı bir albinonun vücudu zamanla o melanin pigmentlerini depolar. Ve saç, kaş, kirpik belli bir yaştan sonra koyulaşmaya başlar. Ama tabii Hermansky-Pudlak'ın bile kendi içerisinde 11 farklı alt kırılımı var. Dolayısıyla her kişi de farklı gösterebiliyor. Benim Hermansky-Pudlak sendromlu benim gibi olan bir arkadaşımın liseden itibaren saçları karamel rengine dönmeye başlamış. Ancak ben 26 yaşındayım, henüz saçlarım beyaz. Sadece ara ara şu iç taraflarda bazı koyulaşmalar başlıyor. Ben de bunu önceleri açıkçası saçımı belki de iyi temizleyemiyorum. Makyajdan dolayı kirleniyor ve zamanla böyle koyulaşıyor diye düşünüyordum. Aslında bunun tamamen nedeni Hermansky-Pudlak'mış. Biz küçükken kuzenlerimle dalga geçerdik. İnsanların saçları yaşlanınca beyazlıyor. Ayşenur'un da zamanla acaba siyahlaşacak mı diye. Gerçekten bir şeyi 40 defa söylerseniz olurmuş. Biraz da öyle oldu. Dediğim gibi diğer albinizm türlerinde de aslında farklı durumlar var ama albinizm nadir bir hastalık. Albinizmin alt kırılımları da öyle. Her biri çok nadir. Dolayısıyla bunları iyi gözlemlemek gerekiyor ama tabii gözlemleyebilecek çok veri yok elimizde. Dolayısıyla zamanla incelemek, zamanla bilgileri üst üste getirmek durumunda kalabiliyoruz. Bazı albinoların saçları benim gibi saçı, kaşı, kirpiği beyaz ve hayatının sonuna kadar böyle ilerliyor. Bazı albinoların saçları beyaz, kaşları, kirpikleri kahverengi. Bazılarının saçları, kaşları, kirpikleri kahverengi ama albinizm gözlerinde. Ya da bazılarının beyaz olarak doğuyor saçları, renkleri zamanla koyulaşmaya başlıyor. Yani bilgilerimiz her geçen gün farklı örnekler çıktıkça güncelleniyor. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Sevgilerle.